Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Biz bu akşam biraz da bir 10-15 dakikada gecikerek ama önemli bir programı gerçekleştireceğiz. Muhtarlar konuşuyor. Bu hafta Tekeköy muhtarları. Muhtar denince vatandaşın sıkıntısı olduğunda mahallede ilk defa muhtarı buluyor insanlar. Muhtarlar bir ölçüde dert kapısı, bir çözüm kapısı. Onların düşüncelerinin yansıması, aynı zamanda mahallenin düşüncelerinin de yansıması televizyondan. Biz bunu bu yönüyle önemli buluyoruz. Bu programı dikkate alıyoruz. Yarışma sonrası biraz gecikerek de olsa, önemli bulmamız nedeniyle gerçekleştirelim düşüncesiyle konuklarımızı davet ettik. Ben değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bizi izleyen tüm izleyicilerimizi Aks yayın ekibi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kısa bir tanışalım, ondan sonra Bahri Bey'e ben bir söz vereyim. Özel bir konuğumuz var ayrıca. Buyurunuz. Sayın Başkan, buyurun. Teşekkür ederim Şakir Bey. Ben Bartahane Mahallesi Muhtarı, aynı zamanda Samsun Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Öztürk. Ben bu akşam bir acımızı önce bir paylaşmak istiyorum. Hı-hı. Değerli muhtar arkadaşlarımıza, sayın seyircilerimizden. Sevgili Kılıçdere Mahalle Muhtarımız Cevat Bilici, 1984'ten beri muhtardı. Bu 2014'de yaklaşık 30 yılı tamamlayan, hakikaten mahallesi heykeli girecek çok sevdiğimiz bir abimizdi. Halen muhtar mıydı? Tabii halen muhtar. Öyle 2 mi? Ay oldu. Sebahattin abi diye sevdiğimiz bir abimiz var, azası, ona devretti görevini. Hmm. 2 aydan beri ama yine ayrılmıyordu oradan. O bir şey haline geldi, evet. İnsanlar. Yaşam biçimi demek ki olmuştu. Yaşam biçimi olmuştu. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin diyorum. Kaybettiniz herhalde. Tabii bu akşam yine Şakir Bey'in söylediği gibi biz Tekeköy'de Tekeköy'ün sorunlarını, Tekeköy'ün güzelliğini, Tekeköy'ün tarihi ve doğal yapısını masaya yatıracağız. Çok güzel bir tartışma olacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hemen diğer konuğumuzu tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben Tekeköy 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Kamil Çilingir. 2. dönemdir muhtarım. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sorunlarımızı anlatacağız. Hı hı. Hemen diğer konuğumuzu tanıyalım efendim. Tekeköy Yeri Doğugöy Muhtarı Hasan Yıldırım. Efendim hemen konumuza verelim. Ahmet Şimşek, Tekeköy 19 Mayıs Mahallesi'nden emekli bir bankacıyım. Ben de muhtarlarımı desteklemek için burada bulunuyorum. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Abdullah Lermi, iş adamıyım. Tekeköy Kurtuluş Mahallesi'ne oturuyorum. Aslen Seymenler Köyü'ndenim. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurunuz. Yayla Giriş Köyü Muhtarı Metin Özdemir. Biraz sesli konuşabilir miyiz? Yayla Giriş Köyü Muhtarı Metin Özdemir. Ben de 3. dönemdir muhtarım. Metin Bey, kaç kilometre yayla giriş buraya? 16 kilometre etti. Evet. Tekeköy'e, 12'de buraya 27 kilometre. Buyurun efendim. Seymenler Köyü Muhtarı Osman Yıldırım. Neresi? Seymenler Köyü. Seymenler. Seymenler var mı köyde? Seymenler var köyde efendim. Gerçekten var mı? Ya eski isim olarak Seymenler Köyü. Peki. Hemen saygılar diğer sunuyorum. Konumuzu verelim. Şimeli Köyü Muhtarı Selahattin Koçak. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Yeşilalan Köyü Muhtarı Bilal Akkuş. Programı yaptığınız için, bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet. Başarılı. Evet, şimdi programla ilgisi olmayan ama özel olarak davet ettiğimiz Sayın Bahri Çakır var burada. Kendisinin yine 19 Mayıs'la ilgili tarihi bir açıklaması var. İlçelerinin tarihiyle ilgili, yapılan etkinliklerle ilgili. Kendisini dinleyelim biz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk Adım Belediyesi Meclis Üyesi, Kavak Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Ben bu programın Tekeköy'ümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben 26 Mayıs 2013 Pazar günü kadef olarak gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Kavak Dernekler Federasyonumuzun 3 yıl önce başlattığı Ata Yolundan Tarihe Yolculuk Konvoyu adını verdiğimiz etkinliğimizin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Araştırma Hastanesi karşısında saat 10'dan itibaren toparlanmaya başlayacağız. En geç saat 11'de hareket etmiş olacağız. Kuşçullu, Badırlı, Gürgen Dağı, Mahmur Dağı güzergahındaki
eski Ankara yolu dediğimiz ve bizzat Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere silah arkadaşlarıyla kullandığı bu tarihi yolu kullanarak saat 13'te Kavak ilçemize varmış olacağız. Bu yürüyüşümüze büyük destek veren İlk Adım Belediye Başkanımız Sayın Necatettin Demirtaş'a, Kavak Belediye Başkanımız Sayın Şerif Ün'e, Kavak Kaymakamımız Bünyamin Bilgin'e, Muharip Gaziler Derneği Başkanımız ve mensuplarına, çeşitli dernek mensuplarına, bu arada muhtarlarımıza, evet, katılacak olan herkese peşinen KADEF adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Belki konvoya katılanların bir kısmı bu yolu ilk defa görmüş olacak. Ancak bilinmeli ki bir millet esaretten özgürlüğe bu yol ile ulaştı. Bu yol esareti kabul etmeyen bir milletin yoludur. Kurtuluş güneşinin yoludur. Ve o güneş ki Anadolu'da ilk defa Kavak'ta parlamıştır. İşte bizlerin sembolik olarak da olsa gerçekleştireceğimiz bu yürüyüşümüz Samsun'dan doğan İstiklal Güneşi'nin simgesidir. KADEF olarak bizler istedik ki kahramanlık destanında artık Kavak ilçesinin de adı geçsin. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlayan kurtuluş resminde tuvale çizilirken Kavak unutulmasın. Kavaklı Canbalatoğlu Ekrem Bey'in 200 atlı milis kuvvetiyle birlikte emrinizdeyim paşam demesi milli mücadeleyi ateşleyen ilk kıvılcımdır. Milli mücadelenin ilk kıvılcımı Kavak'ta çıktığı gibi aziz milletimizin kazma, kürek ve çapayla verdiği milli mücadeleyi anlatan kahramanlık destanının ilk sayfası da Kavak'ta yazılmıştır. İlk sayfası okunmadan kitap anlaşılamaz. Hı hı. Kavak geçmeden Havza'ya, Amasya'ya, Erzurum'a, Ankara'ya varılamaz. İşte biz bunu anlatmak için yürüyoruz. Kalplerimiz o günkü gibi göreve hazır. Can Balatoğlu Ekrem Bey'i unutmamak ve unutturmamak için. Akaloğlu Yusuf Bey'i unutmamak ve unutturmamak için. Kutlu Ata yolundan Kavak'a yürüyoruz. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anmak için Kavak'a yürüyeceğiz. Şanlı atalarımızın torunları olarak onlara layık olduğumuzu göstermek için Kavak'a yürüyeceğiz. Bu yürüyüşte tüm halkımızı, bürokratlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını yanımızda görmek istiyoruz. Bunu bir davet kabul etsinler ve aramıza katılsınlar diyorum, saygılar sunuyorum. Evet, şimdi biz Bahri Bey'le aynı ilçenin çocuklarıyız. Çocukluktan bu tarafa da arkadaşız. Ben de bu konuyla ilgili kendime bir bay çıkartayım buradan, izin verirseniz. 19 Mayıs etkinlikleri, kutlamaları Samsun'da yapılıyor, peşinden Havza'da yapılıyor. Bir geçmiş zamanlarda işte valilikten bize bir davetiye gelmişti. Samsun'daki törenler yapılmış, yazılmış. Bir de Havza'daki törenler yazılmış. Ben onun üzerine vali yardımcısına telefon açmıştım. Kendisine dedim ki gitti buradan şimdi o vali yardımcısı. Sayın valim dedim, Atatürk Kavak'ın üzerinden helikopterle mi geçti? Fantom uçağıyla mı geçti? Yani bu niçin Kavak yok bu programın içerisinde? O da gerçekten dedi ki doğru söylüyorsunuz dedi. Peşinden işte bir iki yıl geçince ben gazetede bir köşe yazısı yazdım. Kavaklar olarak Kurtuluş Savaşı'ndan kaynaklanan tarihimize sahip çıkalım. Bir araya gelelim, bir konvoy düzenleyelim diye. Ben buradan hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Benim bu öneri bana ait. Bunu ben şu açıdan söylüyorum. Bunlar güzel şeyler. Yani benim çoluğuma, çocuğuma, çocuklarıma bırakacağım önemli şeylerden bir tanesi. Benim hemşehrilerim bu önerime sahip çıktılar ve 345 arabayla biz Kavak'a gittik. Ben de buradan bir mutluluk payı aldım. Ve bunu kurumsal hale getirdik. Kavak Dernekler Federasyonu, Kavak Belediyesi işbirliğiyle İlk Adım Belediyesi de katkı sağlıyor. Kavak Kaymakamlığı. Güzel bir etkinlik olacak. Şimdi pazar günü Bahri Bey işin tarihi yönünü anlattı. Pazar günü, pazar günü insanlar ben nereye gideyim? Yani ideal bir pazar gecesi, tatili, pazar dinlencesi neresi olur diyor ise sabahleyin, pazar günü sabahleyin 26 Mayıs pazar sabahı 10.30'da
araştırma hastanesinin önüne arabasını alıp gelecek. Şakir Bey, oradan, güzergah çok güzel. Ha, şimdi oradan, orada gerçekten çok güzel. Kartpostallık bir manzara var. Ata yolundan Kavak'a gidiyoruz. Kavak Belediyesi de Kavak'ın meşhur keşkeğini hazırlamış. Evet. Vaziyette. Hem güzel bir gezi, hem bir tarihi, sembolik bir tören ve peşinden bir keşkek partisi. Tüm Samsunluları biz davet ediyoruz. Hiç ayırmadan size Kavaklılar şahane bir hafta sonu. Hem tarih dolu, gezi dolu, artı işte ne bileyim keşkek yerel yemeklerle süslenmiş bir hafta sonunu biz Samsunlara öneriyoruz. Arabanıza binin gelin. Pazar günü, yani 26'sı, 26 Mayıs pazar günü sabahleyin saat 10.30'da araştırma hastanesinin önünde buluşalım. Öyle mi Bahar Hocam? Evet. Medya, buyurun başkan. Medya yayını yaparsa, halkla sahip çıkarsa ilk siz başlattınız, peşi gelir, hem de çoğalarak gelir. Torunlarımız da sahip çıkar bu konuya. Evet. Ben bu anlamda tekrar teşekkür ederim. İlçemiz çok başarılı bu konuda. Kendi tarihine sahip çıkma konusunda ben ilçemizin insanlarını da buradan selamlıyorum. Tabii ben buradan yine de geçen muhtar arkadaşımız söyledi. Yaşar Doğumuzu mutlaka Samsun'a bir ekeli olmalıdır. Evet, ben de bunu belirttim de Kamil Bey arkadaşımız. Biz sizin abi konulara girebiliriz tamam, şimdi. Teke göğüden başlasın Kamil. Bahri Bey, siz kalmak istiyorsanız konuğumuz olursunuz ama gitmek istiyorsanız takdir sizin. Tamam hocam. Size bir söz daha verelim, öyle gidersiniz. Buyurunuz. Kamil, sizi bir kez daha tanıyalım. Kamil Çilingir, Tekeköy 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı. Kamil Bey, sorunlar nedir? Yapılan iki dönemdir nedir, muhtarlık yapmaktayım. Şimdi efendim, Tekeköy'ümüz gerçekten tarihi bir ilçe. Çok güzel güzelliklere sahip. Hı hı. Köy olduk, kasaba olduk, ilçe olduk, merkez ilçe olduk. Ama sıkıntılarımız maalesef bitmedi. Bunlardan en başta gelen sadece bu benim mahallemin değil, Tekeköy'ün sorunu. Evet. Şimdi bize büyüklerimiz hep şunu söylüyorlar. Konu sağlıkla ilgili. Siz Samsun'a yakınsınız. Siz Samsun'un bir parçasısınız. Tamam, biz de bunu kabul ediyoruz da. Hı hı. Tekeköy'ün merkez içinden araştırma hastanesi 20 kilometre. Karadeniz'in tüm illerinin toplayın sanayisini, Tekeköy'ün sanayisi kadar tamamı etmez. Konuyu şuraya getireceğim. Değerli kardeşlerim, bizlere zamanında diğer siyasilerden olsun, belediye başkanlarından olsun hastane sözü verildi. Maalesef bu o zamandan beri bir sürüncemede kaldı. 50 bin nüfusa sahibiz. Şu anda 8 saat sağlık kuruluşumuz aile hekimliği bazında görev yapmaktadır. 8 saatten sonra kalıyor 16 saat. 16, o 8 saat devlete, 16 saatte Allah'a bağlıyız. Yani koskoca Tekeköy ilçesinde bakıyorum bir tane ambulans bekliyor. 50 bin nüfusu bekliyor. Ha diyeceksiniz Samsun'dan ulaştırılıyor. Doğrudur ama şimdi bakın yakınlıktan bahsediyor. Gökçedere Köyü, Tekeköy merkezden 27 kilometre. 20 kilometrede araştırmaya eklersek 47 kilometre. Bunun yakınlığını artık hesap etmek lazım. Aile hekimlerine gelince ben bu işten gerçekten bir şey de anlamış değilim. Aile hekimi nedir? Ne görevi yapar? Eve gelip hastayı da mı bakar? Evet. Yoksa hasta aradığı zaman telefonla ona ulaşıp şikayetini mi söyler? Yani Allah'a çok ben soruyorum hastalara, mahallemdekilere, kişilere de soruyorum, arkadaşlara soruyorum. Arkadaş sen aile hekiminin telefonunu biliyor musun? Yok abi ya, ne alakası var diyor. Şimdi 14 tane Tekeköy ilçesinde 14 ve az 15 falan olabilir veya 13 aile hekimi var. Hı hı. Bunların bir tanesi Tekeköy ilçesinde ikamet ediyor. Şimdi nasıl aile hekimliydi bu anlamadım. Şimdi, ama şimdi çoluğu çocuğu şimdi, Samsun'da abi, okuyorsa, tamam, ediyorsa, evi barkı varsa bizim çok uzak bir şey değil o. Yani hizmetini aksatıyor mu diyorsunuz? Abi, şimdi ben buna ulaşamadığım zaman, hı-hı, ben bunu bulamadığım zaman benim sağlık sorunumla ilgilenecek hiçbir yönü, hiçbir tarafı yok. Evet. Şimdi biz buradan büyüklerimize, yetkililerimize şunu istiyoruz. 10 yataklı, 5 yataklı hastane veya 50 yataklı. Ha yaparlarsa Allah razı olsun.
Şimdi öyle bir istediğimiz belki lüks olur ama hiç olmasa bir nöbetçi doktor ya. Uzman da olmasın. Pratisyen de olsun. Yeter ki sağlık kuruluşumuz 24 saat açık olsun. Bir tansiyon hastası, bir şeker hastası, bir ateşlenen veyahut da sanayinin gece vardiya usulü %30'u çalışıyor. Ufak tefek yaralanan olur. Yani buradan yararlansın. Burada en ufak bir müdahale olduğunu bilsin. Yani biz yetkililerimizden bize acil olarak 24 saat açık tutabileceğimiz sağlık hocamıza bir doktora ihtiyacımız var. Şimdilik teşekkür ediyorum. Evet, hemen diğer konumuzu, efendim sizi tanıyalım yeniden. Ben Tekeköy Yeni Doğan Köyü Hasan Yıldırım. İlk dönemim. Yeni Doğan Köyü. Evet. Muhtar mısınız? Evet. İsim alalım. Hasan Yıldırım. Hasan Yıldırım, evet. Yeni Doğan Köyü muhtarı. Buyurunuz. Ben ilk önce teşekkür ediyorum bu şeyi düzenleyen Aks TV'ye ve başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Ya biz size açığız, tabii konuşacaksınız. Evet. Biraz önce söyledim, mahalle bir baş ağrısı, mahallehane sahibinin muhtarı buluyor. Buyurun. Evet. İlk önce köyümden biraz bahsetmek istiyorum. Köyüm şehre 22 kilometre, Teki köyüne. Grup yollarından başlayacağım ben. Ona ihtiyacımız çok var. Evet. Eğitim sorunumuz var özellikle. Eğitim sorunu derken açar mısınız? Eğitim sorunu yok. Nedir yani? Yollardan. Şimdi kışın bizde kar mücadelesi çok oluyor. Evet. Önce yapılan yollarımız orman yolu, şu bu. Plansız yapılan yollarımız. Ha, asfalt. Yolumuz asfalt ama kışın servis konusunda kesinlikle çıkamıyoruz. En büyük sorunumuz şu anda eğitim. Köyümde şu anda eğitimden sorunumuz var. Köyüm 300 nüfuslu bir hane, küçük. Fındıkla geçinir, hayvancılık. Köç veren bir köy. Köç çok veriyoruz. Köç veriyor değil mi? Evet, köç çok veriyoruz. Ortalama hesaplarsam... Ne tarafa doğru gidiyor? Batıya doğru mu gidiyorlar? Efendim aşağı iniyor. Batıya gidiyor özellikle. Köyümün şu anda 1/3 diyebilirim sana. Batıda. Evet. Trakya tarafında. Ekmeğini batıda arıyor diyorsunuz. Mecbur, ne yapsın? Burada geçinemeyince adam... Ha, evet. Burada evi yeri duruyor. Evet. Ama özellikle köş çök veriyoruz. Ardı mahalle aralarımız, mahallelerimiz şu anda yeni köy olduğumuzdan dolayı tabii sıkıntılarımız var. Yeni köy olduk. Sorun çok. Anlaşıldı. Bir de şuna değineceğim ben ilk önce. Tekeköy'den Atlıyan'a gitmesi bize çok büyük şey oldu. Zarar mı verdi? Evet, zarar verdi. Hangi şöyle açıdan zarar verdi? Şimdi vatandaş köylü. Kalkacak. Samsun'a geldi değil mi adliye? Samsun'a. Evet, evet. Samsun'a gelmesine bize çok büyük zarar oldu. Hı hı. Vatandaş gelecek. Benim öyle bir vatandaşım geldi. Adliyeyi bulana kadar, nerede mahkeme göreceğine kadar mahkemenin saati geçti. Mahallemiz Tekeköy'den kalktı Samsun'a geldi. Bunlar yakın olmanın, Samsun'a yakın olmanın dezavantajları mı? Ama avantajları yok şimdi mu? Şimdi kırsalı da düşünmek lazım. Evet. Tekeköy'ün 31 tane kırsalda köyü var. Hı hı. Bunlar hep 31 köy, 31 mahallesi var. Artık şimdi hep mahalle olduk, büyük şehire geçtik ama sorunlarımız bundan çok. Evet. Birazdan söz verir size yeniden. Evet. Olur mu? Buyurun. Hemen arkaya. Önce muhtarları dinleyelim. Evet. Bankacıdan da bir yorum alalım bakalım ondan sonra. Buyurunuz. Tanıyalım önce tekrar. Yayla Geliş Köyü Muhtarı Metin Özdemir. Yayla Geliş Köyü Muhtarı Metin Özdemir. Ben buyurun. Şimdi biraz da köyümden bahsedeyim. Tekeköy'ün en büyük köyleri, en büyüğü şu an Tekeköy'ün köyü olarak. Evet. 920 nüfusa sahibiz. 625 seçmenimiz var. Köyümde sorunlar var. Ne gibi sorunlar var diyeyim. Yol sorunlarımız var. Biz bir buçuk iki yıl önce köyden bir su kanalları geçirdik, yolları hep bozduk. Evet. Bir daha da yolları yapamadık. Bu yollarla ilgili çok sorunumuz var. Okulla ilgili sorunlarım var. Okulumuzun Tekeköy köylerinin içinde en büyük okulu, 270 tane talebesi var. Servisten, diğer köylerden de öğrenci geliyor. Çevre düzenlemesi yok. Bunun için buradan eğer bizi seyredenler varsa ilgilenmesini istiyorum.
Sağlık evimiz var, ebemiz yok. Sağlık evimde iki tane ebe görünüyor, kadrolu. İkisi de Samsun'da görev yapıyor. Benim yani sizin orada görünüyor. Evet. Samsun'da görev yapıyor. Samsun'da görev yapıyor. Benim sağlık evimde... İlanen duyurulur. Sağlık evimde iki tane ebenin kadro olarak nasıl duruyor da niye bende... Kadro sizin köyde. Evet. Görev Samsun'da. Görev Samsun'da. İlginç bir şey. Şimdi saat 5'ten sonra bütün sağlık ocakları kapanıyor. Benim köyümde saat 8'de iğne vurulacak bir hasta Samsun'a gelmek zorunda kalıyor. Buralara da gelemeyeceğin gidiyor köyde iğne vuran bir kişiye vurdurmak zorunda kalıyor. Peki siz başvurmuyor musunuz beyefendi? Yani kadro burada görünüyor ama sağlık hemşire burada yok diye ilgili kurumlara başvurmuyor musunuz? Bunu için ilgili kurumlara başvurduk. Halk Sağlık Müdürlüğü'yle gittik, bizzat görüştüm. Ne diyorlar peki? Aile hekimliğinden dolayı size ebe zor diyor. Ama benim sağlık evimde iki tane kadro görünüyor. Aile hekiminin verdiği sistemde bir doktorun yanına gidip anlaşıp görev yapabiliyormuş. Yapabiliyorsa gitsin kadrosunu oraya alsın, boşalsın benim kadromu. Ebe çok gelmek istiyor buraya. Doğudan hemen internet üzerinden bakıyor boş yer nerede var. Geliyor ama oradan gidip diyorsa aile hekimin yanına kapağı atıyorlar. benim vatandaşım da iğne vurmak için Samsun'a gelmek zorunda kalıyor. 47 kilometre az yol değil yani. Doğru. Yani bu sorunların giderilmesini istiyorum. Bunun için de bakanımızdan da dahi görüştük, sözünü aldık. Ama takip et o zaman, takip et. Takip ediyorum da sonuçta onlar da bunu başaramadılar. Yani inşallah bu sorunu hallederiz. Ben Seymenler Muhtarı'na veriyorum. Peki. Daha sonra söz gelirse bazı konulara da değineceğim. Evet. Şimdi de sözü Seymenler. Seymenler Köyü Muhtarı Osman Yıldırım. Osman Yıldırım, evet. Seymenler Köyü Muhtarı. Buyurun. Ve tüm arkadaşlara buradan sevgilerimi iletiyorum. Köyümüz ilçeye... Tekigöy'e 16 kilometre. Ben yapılan hizmetlerden az bahsedeceğim. Yani biraz burada şey olmasın, abartı gibi olmasın. 9. senemdeyim ben, 2. dönem muhtarım. Yaklaşık köyümün %80 sorunlarını giderdik elhamdülillah. Ama eksiklerimiz mikrofonu var. Yaklaştırır mısınız? Ne var eksiklerimiz? İşte bizim kurup yollarımız. Büyüklü'ye kadar yapıldı. Büyüklü, Sarıöğüt, Yayla Giriş, Seymenler Köyü. Kurup yolu haliyle çok mutlara ve tar, yani eski şeye bakarak bizim normalde iki araba yan yana gelmiyor. Yani işte üstten aşağı bir acil... Dar mı yani yol o kadar? Bu kadar dar. Yani iki araba acil üstten aşağı bir hasta arabası gelse aşağıdaki araba durarak yol verecek ki geçecek yani. İnan ki köy olarak ilçemiz... Kaç hane köyünüz? Köyümüz 110 haneydim. Köç verdik 98 haneyim. Elhamdülillah. Yine de iyi, epey şey var. Elhamdülillah. Meskem var. 320 seçmene hitap ediyoruz. Kaç dönem muhtarsınız? İkinci dönem. İkinci dönem muhtarsınız. Evet. Peki tek mi adaydınız yoksa karşınızda aday var mıydı? İlk aday vardı, ikinci dönem tek adaydım. Tek adaydınız. Demek ki pesmettiler, ne yaptılar? Seymenler, Seymenler de oyunu bir anda yemirdi. Artık sevdiklerinden mi, kızdıklarından mı bilmiyorum yani. Öyle mi? Evet. Evet. Yani köyüme gerçekten... Başına yıkalım da ne yaparsa yapsın mı dediler yoksa? Şunu özellikle söyleyeyim. Biz Yayla Giriş köyle beraber... Mikrofonu yaklaştırır mısınız? 2003'te ayrıldık. Yani köyümüz gerçekten hizmete çok ihtiyaç vardı. Ya koşuşturdum da yani. Köyüme 3 tane köprü yaptım. Köyüm 4 mahalleye aitti. 2 mahalle Avuca Teresi... Ben size bir şey söyleyeyim mi muhtar? Samsun'da ben bir belediye başkanı tanıyorum. Bir ilçenin belediye başkanı. Evet. Ankara'ya gidiyor. Genel müdürle görüşüyor. Çözemedi değil mi? Ertesi gün yine genel müdürün kapısında. Evet evet. Çözemedi. Ertesi gün yine genel müdürün kapısında. En son genel müdür diyor ki ya ne istiyorsa verin de gitsin adam diyor. Evet evet. İşte ve başarılı bir belediye var. Evet. Evet. Buyurun. Köyümü onun ama, için takip etmekte yarar var. Evet, evet, evet. Ben onun zayda faydasını gördüm elhamdülillah. Şeyde yani bu kavağın az daha yukarısında o ana yolu üzerinde bir belediye. Evet. Evet, buyurun. Köyüme yaklaşık 3 tane köprü yaptık. Köyüme 3 tane köprü yaptık. Yani bir Kayabaşı mahallem vardı. Orada hatta bir çanazı oldu. Çanazı kimisi karşıda alıyor, kimisi beride alıyor. Derede ırmakta da su vardı o zaman. Ben gittim yetkililere söyledim arkadaş yani... bizim köyümüze köprü yapacağız. Bir cenaze oldu. Gibi karşıda alıyor gibi beride alıyor.
Ve de takip ettim 15 gün içerisinde elhamdülillah o köprümü de yaptım yani. Üçüncü köprümü de oraya yaptım. Evet. Köyümüz ilçeye uzaklığından dolayı işte yollarımızın yapılmasını bekliyoruz. Okullar mı köyde? Var. Taşımalı mı yoksa? İlkokulumuz var. Yaya girişe taşımalı ortaokul. Nasıl yeşil mi köy? Lisedeki göne. Hep yeşillik. Hem yeşil diyorsun. Köyümüzün 1/3'ü ormandır. 1/3'ü de fındıktır. Geri kalan işte kırsal bölgedir yani. Peki en önemli yemeğiniz ne sizin? En önemli yemeğimiz bizim lahana. Lahananız lahana. Önemli diyorsunuz yani, öyle mi? Geçilmez bir yemeğimiz bizim. Peki. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Evet, hemen saygılarımı sunuyorum. Diğer konumuza verelim. Tekrar tanıyabilir miyiz size? Efendim ben Çimenli Köyü Muhtarı, adım Selahattin Koçak. Çimenli Köyü Muhtarı? Çimenli Köyü Muhtarı, adım Selahattin Koçak. İkinci dönem muhtarlığımı tamamlamak üzereyim. Köyüm 140. Devam mı, tamam mı? İsterseniz sormayın bunu. Şöyle bunu yer alayım. Bu soruyu yer alayım ben. Değerli seçmenlerim de beni illaki duyuyorlar. Onlara da buradan saygı duyuyorum. Evet. Değerli seçmenlerim eğer devam derse devam edeceğim. Yeter, devam etme, yoruldun derseler onlara saygı duyacağım. Ben şimdi buradan devam kararı çıkartıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Efendim köyüm 140 hanedir. Köyümün gelir kaynağı genelde fındıktır. İkinci kaynağımız da hayvancılıktır. Ancak köyümüz sürekli göç vermektedir. Köyümüzde 8 yıllık daha 4+4 yıllık ilk okulumuz olmadığından dolayı çocuklarımız okusun diye herkes çocuğunu her ne kadar servis varsa bile taşımacılığa vermedi. Şehirlere taşındı. Şöyle söyleyeyim biraz hizmet aldığımız hizmetlere değineyim de sonra da ihtiyaçlarımı söylerim. Ben muhtar olduğum zaman inanın ki köyümde hiçbir yerinde geçecek durumda değildi. Yani o günün muhtarlarını suçlamıyorum. Onlar da elinden gelen son gayreti mutlaka göstermiştirler. Ancak o kadar bir hizmet alabilmişlerdi. Şimdi köyümüzde bayağı bir ilerleme oldu. Civarı köylerde de oldu. Ben zaten kendim köylere hizmet getirme birliğinde daha evvelki dönemde 5 yıl kaldım. Değerli kaymakamlarımla beraber Tekke köyün 31 tane köyünü dolaştık. Muhtarlarımız söylediği hizmetlerin altında evvelallah bizim de imzalarımız bulunmuştur diye burada yine Metin kardeşimle beraber çalıştık. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim köyümüzde tabii ki hizmete çok büyük ihtiyacımız var. Bu son dönemlerde yaptığımız hizmetleri yeniden almak değil, elimizde tutamadık. Yani yapılan hizmetlerin bakımını yapamadık, bakımını sağlayamadık. Büyükşehir mücavir alanı olduk. Şimdi iki dere arasında kaldık. Yani büyükşehir bize uzaktan baktı. Özel idarede biraz serin durdu. Ondan sonra hizmetten dolayı biraz bu son dönemlerde mağdur olduk. Yeterince hizmet alamadık. Ancak almak gayreti içerisindeyiz. Ama şöyle söyleyeyim, ben şimdi büyükşehir bizi kendi tarafına aldı. Sudan mahrum bıraktı bizi. Mesela biz 2004'te büyükşehir mücavir alanına girdik. Hı hı. 2004'te su taleplerim vardı özel idareye. Onları durdurdular ve bize bu geçtiğimiz yazın sularımızı hatlarını attılar. Ancak şu anda aşamasına geldik. Abone aşamasına geldik. Evet. Ama şimdi ben Büyükşehir Su İşleri Daire Başkanı'na görüştüm. Suyun işletmesini bana vermeye çalıştı ve ben gözüm kesmedi. İşletmeye o kadar bilgim olmadığı için işletmesini alamadım. Almadım, kabul etmedim ve kabul etseydim şöyle bana diyordu. Şimdi Sayın Muhtar, birazdan bir reklam arasına gireceğiz biz. Ben size tekrar yeniden söz vereceğim ama ben de bu programdan önce bir söz verdim. Samsun'daki kavaklılara söz verdik. Kavakların nüfusu Bahri Bey'de burada 100.000'in üzerinde olduğu söyleniyor Samsun'da. Dolayısıyla sözümün altında da kalmayayım ben. Kavakların bu pazar yani 26 Mayıs pazar günü çok güzel bir etkinlikleri var. Tarihe Yolculuk Konvoyu adı altında ilçelerinin tarihini ortaya çıkartmak ve çocuklarına aktarmak için Kavaklılar araçlarıyla birlikte ve bütün Samsunları da davet ederek tarihe yolculuk konvoyu yapıyorlar. Neden? Nedeni şu. Atatürk Samsun'dan Anadolu yollarına düştüğü zaman Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ü ilk karşılayanlar Kavaklılar olmuştur. Hem de destek vererek coşkuyla karşılamışlardır.
tarihlerini Kavak'la tarihlerini yaşatmak ve çocuklarına aktarmak için bu geleneksel tarihi yolculuk konvoyunu yapıyorlar. Reklam arasına gireceğiz ama Bahri Bey'e sözü verelim. O ayrılacak herhalde reklamla birlikte. Kendisinden bir de kendisinden bilgi alalım. Evet. Ben de Kavaklara verdiğim sözü böylece yerine getirmiş olayım. Siz konuşmanızda geçen sene 345 araç olduğunu söylemiştiniz. Evet. İlk yıl biraz zayıftı. Hı hı. Geçen sene biraz organize olduk. Ancak video kayıtları elimizde. Yaptığımız sayıma göre 410 aracın üzerinde bir araç katılmış. O daha da bir güzel. Tespit. Kadef şu anda bünyesinde 40 tane dernekten oluşan bir federasyon. Evet. Federasyona bağlı olmayan 30 küsür derneğimiz var. Tabii bu etkinliğe federasyona bağlı derneklerimiz, bağlı olmayan derneklerimiz. Tabii herkes. Diğer Samsun'daki sivil toplum örgütleri. Herkes daveti değil mi hocam? İştirak ediyorlar, katılacaklar. Evet. Dolayısıyla biz bu sene federasyona bağlı derneklerimize yaptığımız başkanlar kurulu toplantısında dedik ki her dernek en az 10 araçla katılacak. En az 10 araçla. Evet. Bu demektir ki sadece federasyona bağlı dernekler 400 araçla en az araştırma hastanesinin karşısında olacaklar. Artı federasyona bağlı olmayan dernekler iştirak edecekler. Diğer sivil toplum örgütleri derken bu sene 500 aracın üzerinde bir araç bekliyoruz. Hava güzel. Hava pazar güne doğru biraz daha serinliyor. Bunaltıcı sıcaklardan kurtuluyoruz. Baharın tadını ala ala. O atayolu hava, da kartpostallık bir manzaraya sahip değil evet, mi? Evet, çok güzel manzaralar var. Yani 3 yıl içerisinde biz Can Palatoğlu Ekrem'i tanıdık bu etkinlikler vesilesiyle. Evet. Ve Can Palatoğlu Ekrem'in Kavak'ta Karlı Köyü'nde bakımsız bir mezarının olduğunu tespit ettik. Hı hı. Yani şu etkinliğin faydalarından birisi bu. Doğru. Bu Kasım ayında Sayın Vali Yardımcımız, Garnizon Komutanımız, Jandarma Alay Komutanımızın da katıldığı bir törenle İlk Adım Belediye'mizin de katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz anıt mezarının açılışını yaptık. Ona yakışır bir anıt mezar yaptık. O çalılıklar arasındaki harabe mezardan kurtardık ve gerçekten görülmeye değer bir anıt mezar meydana geldi. Bulunduğu yerde piknik yapmaya değer. Hatta orada köylülerden birisi dedi ki ben dedemden dinledim. Atatürk Kavak'ta Can Palatoğlu Ekrem aldıktan sonra yol emniyeti sağlanamadığı için direkt havzaya geçirmedi. İki gün kendi evine misafir etti. Ettiğini biliyorum söyledi dedem diyor. O zaman garnizon komutanımız zaten diyor 25 Mayıs ile 19 Mayıs arasında açıklığa kavuşmayan ölü noktalar var. Dedenizin söylediği doğru olabilir. Evet. Ki bunlar tabii resmi kayıtlarda yer almadığı için şu anda tevatürden ibaret kalıyor. Hocam Akaloğulları'nın da hakkını teslim edelim. Akaloğlu değil mi? Evet. O zaman belediye başkanı konumunda ki Can Palatoğlu Ekrem ona bağlı ve işte Can Palatoğlu Ekrem'e teslim eden, Atatürk'ü karşılayan, ona Atatürk'e bir karamsar tabloyla geliyor Atatürk. Yani Anadolu'ya çıkıyor ama insanlar savaştan çıkmış, silah kalmamış, mermi kalmamış, hatta insan kalmamış. Reklama gireceğiz hocam onun için yani. Dolayısıyla böyle bir moral bozukluğuyla geldiği Kavak'ta moral depolayarak. Coşkuyla karşılanıyor. Coşkuyla karşılanarak Havza'ya ve Anadolu yollarına devam ediyor. Peki hocam geçen gün çiftlikte ben bir doktora rastladım. Doktor dedi ki ya pazar günü için gerçekten ideal bizim için. Arabamıza binip geleceğiz. Ben çocukları da alıp geleceğim dedi. Ama yani keşkek var mı diye sordu bana. Evet keşkeğimiz var. Ben olduğunu söyledim. Kavak, yalan konuşmadık değil mi? Doğrudur. Kavak, hatta sabahleyin aç gelenler olursa İlk Adım Belediye'miz orada çorba standı kuracak. Çorbamız da var. Sabah çorbamız da var. Öyle mi diyorsunuz? Evet sabah çorbamız da var. Peki o zaman şöyle sonuçlandıralım mı? Ben de katkı sağlayayım size. Kavaklıların tarihe yolculuk konvoyu bütün herkese açık değil mi? Herkese açık. Herkese evet. Açık. Herkese açık. Kapalı olan tarafı ne? Siyasi argümana kapalı. Mutlaka. Tabii. Siyasi argümana kapalı bir. Çünkü tarih bilinci ortak payda. Herkesin ortak paydası. Siyasi argümana kapalı ama tüm Samsunlulara açık. Herkes pazar günü arabasına, çoluğunu, çocuğunu alsın, gelsin. Saat 10.30 mu?
Hatta tüm Türkiye'ye açık. Nerede buluşma? Buluşma yeri? Buluşma yeri Eğitim Araştırma Hastanesi, Kıranköy Mezarlık kenarı. Orada toplanacağız. Herhalde 10. yıl marşıyla gidecek galiba. 10. yıl marşı, gençlik marşı, eskortumuz önde, müzik eşliğinde gideceğiz. İnşallah bir piknik havasında hem tarihi doyasıya yaşayarak gitmiş olacağız ve tarihi bir gerçeği yerine getirmiş olacağız. Evet efendim, ben Kavakları kutluyorum. Gerçekten bir ilçe örnek olsun, tarihine sahip çıkıp çocuklarını aktaramaz ise bu hafızasını yitiren adama benzer. Ya da hafızasını yitiren kişiye benzer. Geçmişi hatırlamazsan yani yok olursun, kimliğini kaybedersin. Onun için geçmişi, tarihi geçmişi çocuklara aktarmak çok önemli bir şey. Kavaklar başarılı bu konuda. Buyurun. Evet, geçen sene Bursa Kavaklar Derneğimiz katılmışlardı. İstanbul Kavaklar Derneğimiz katılacaklar bu sene. Yani hocam, kavaklara giderek, bu kadar reklam yeter. Onu söyleyeyim ben. Giderek genişliyoruz. Ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız, söz verdiğiniz için. Hayır, önemli bir şey. Yani 19 Mayıs'ın devamı tarihi bir etkinlik olduğu için bu fırsatı sunma ihtiyacı duyduk biz. Fikir babası olarak da tabii ki sizin bu şeydeki yeriniz yadsınamaz. Önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Reklam arası verelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlarımız hazırsa biz kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra Tekke Köylü muhtarları dinlemeye devam edeceğiz onları. Sevgili izleyiciler, Muhtarlar Konuşuyor programımıza devam ediyoruz. Muhtar bir mahalle için çok önemli. Her şey muhtardan başlıyor çünkü. Muhtarın konuşması demek, bize göre mahallelinin konuşması demek. Muhtarın dertleri demek, mahallenin dertleri demek. Biz televizyonumuzdan açarken de, açılışta da söyledik. Muhtarları konuşturarak aynı zamanda mahalleleri de burada konuşturmuş oluyoruz. Muhtarların bir başka yönü, muhtarlar tam demokrasiyle seçilirler. Sandık kurulur, o mahallede kaç kişi varsa herkes gelir, oyunu kullanır. Saat akşam 5 olduğu zaman sırada kimse yoksa sandığı devirirler, sayarlar, kim kazandıysa ortaya çıkar. Öyle muhtar da ön seçilmiş, delegeymiş, şuymuş, buymuş yok. Onun için muhtarlar tam demokrasiyle seçilen insanlardır. Bu akşam da stüdyomuzda Tekkeköy'de tam demokrasiyle seçilen insanlar var. Evet. Şimdi sizden devam edelim. Tam demokrasiyle seçilen bir muhtardan. Efendim, ama yeniden bir tanıyalım sizi. Tekkeköy ilçesi Çimenli Köy muhtarı, adım Selahattin Koçak. Selahattin Bey, Çimenli Köyü kaç, ne kadar uzak, kaç kilometre uzak? Çimenli Köyü, Tekkeköy'e 16 kilometre, Samsun'a 17, belediyelerine 17 kilometre. Kutlu Kent'te, yani merkez dediğimiz Kutlu Kent'te de 11 kilometre. Evet, buyurun. Efendim, ben su abonelerinde kalmıştım. Hı hı. Şimdi Sayın Daire Başkanım'la ben görüştüm. Suyun işletmesini bana... Mikrofonu lütfen yaklaştırınız. Suyun işletmesini bana kullanmamı söyledi. Ben kabul etmedim. Eğer kabul yalnız etse... Yalnız ben bir şey söyleyebilirim. Mikrofonun altını kapatmayalım. Yukarıdan tutalım. Tamam. Bu şekilde. Suyun işletmesini bana vermesini istedi. Ben gözüm kesmedi. Yani o bilgiye sahip olmadığım için işletmesini kabul etmedim. Eğer kabul etse idim, 2004'ten sonra yapılan binalara su abonosu benim, yani vermem, yani tüm istediğim insanlara su verme yetkim olacağını bana söyledi. Ancak biz suyu belediye işlettiği zaman 2004'ten sonra yapılan binalara su vermeyeceğini, onların ruhsat bilmem ne şeyle olacağını söyledi. Ama ben şimdi yetkililerden şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Buyurunuz. Benim köyümün insanı köydür. Yani burası fakir yerdir, köydür, kırsaldır. Yani sonuçta kırsal bir köydür. Göç var mı? Öbür muhtarlar göçten bahsediyor. Evet efendim. Benim köyümde diğer köyler kadar göç veriyor. Evet. Bu kırsal köyün insanı, atıyorum yani
99'da evine başlamıştır, 2005'te başlamıştır, 2007'de başlamıştır, 2006'da başlamıştır evini. Bu sene ya da geçen sene bitirmiştir. Yani bu insana nasıl biz su abonesi vermeyelim? Nasıl buna sen su alamazsın? Zaten köyümüzde su yok. Evet. Çok, su konusunda çok mağduruz. Bunu buradan yetkililerim duysun. Bir, ikincisi konu, fazla vakit almamaya çalışıyorum. Elektrik konusunda sanıyorum yani bunu da bana sıra geldiği için diğer arkadaşlarım o konuyu konuşmasın, başka konu konuşsun diye konuşuyorum. Tekkeköy'ün 31 köyünün kırsalda yaşayan tüm köylerinde elektrik sıkıntısı vardır. Elektriklerimiz sürekli yanmıyor. Hala yanmıyor. 1984 yılında gelen direklerimiz hala yerinde. Evet. Yani şimdi her ne kadar biz buna baktık yaptık diyor insanlar bile. Bu konuda çok mağduruz yani. Bunu da bilsinler. Şimdi şöyle aldığım hizmeti de söyleyeyim. Yani Sayın Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım bana otobüs de veriyor. Yani köyüm o kadar çok da mağdur değil. Almış olduğum tüm hizmetler için emeği geçen, kelime konuşan, her kim ne konuşsa ondan Allah razı olsun, ona teşekkür ederim. Devletime de saygı duyuyorum. Yani Allah devletimin eksikliğini bize göstermesin. O ondan çıkıyor, devletten çıkıyor. Şimdi efendim, mesele bundan ibarettir. Yani bir de, bilmiyorum değilim mi arkadaşlar, fındık konusunda değilim mi değilim. Ne efendim? Fındık. Tamam arkadaşım söyleyecek onu. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hayvancılıktan biraz bahsedeyim. Şimdi şöyle yapalım. Diğer konuklarımızı da dinleyelim. Tamam, teşekkür ediyorum. Ondan sonra olur mu? Tamam efendim. Tamam. Saygı duyuyorum. Hayvancılık tabii önemli bir şey. Onu da sizin... Efendim buyurunuz. Sizi tanıyalım lütfen. Teşekkür ederim. Ben de Tekkeköy'e bağlı Yeşil Alan Köyü muhtarı Bilal Akkuş. Bilal? Akkuş. Bilal Bey, yeşil mi alan gerçekten? Evet, gerçekten. Yemyeşil bir köy diyoruz. Köyümüz Kabaceviz Köyü'nden ayrıldı. Ayrılmasının sebebi de köyler dağınık olduğu için daha çok hizmet alalım amaçlı. Hı hı. Gerçekten yeşil alan. Köyümüz 30 kilometre köy merkezi ilçemize. Uzakmış, bayağı uzak. Evet, uzak. En mağdur köylerden. 2004'te ben seçildiğim zaman, yani ben seçildim de yaptım anlamında da demiyorum. Hastamızı biz hastaneye getirdik ya, traktörün kellesinde, traktörün altı yollarda alıyordu. Böyle bir durumda yaşıyorduk. İlginç. Hizmetler aldık ama şu anda çok noksanımız var. Şu anda arkadaşların anlattığı gibi teferruatlı hepsi zaten sorunlarımız hali. Altyapı yok. Bir ikincisi, ben köyüm Çarşamba'ya bağlı Gülören köyün sınırındayız. Şu anda benim köyümde Gülören sınırına stabilize yapılmayan bir ham yolumuz bile var. Toprak yolumuz var. Evet. Defalarca dile getirmemize rağmen bu bağlantıyı şey yapamadık. Bir köy gibiyiz. 100 kilometrelik yeri 25 kilometre dolanıyoruz. Bir cenazedir, düğündür, bir merasim olduğu zaman. Hı hı. Gönül isterdi ki biliyorsunuz büyükşehir statüsüne girdik. Mümkün olduğu kadar belediye başkanlarımızın programlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Gönül isterdi ki bu şeye girdiğimiz zaman belediye başkanları veyahut herhangi bir yetkileri, televizyon kanalı olmayabilirdi. Muhtarlar, vatandaş bize soruyor, belediyeye geçtik ama nasıl hizmet? Biz de cevap veremiyoruz. Topluluk bize diyebilirlerdi. İki belediye başkanlarımızın geçen iki programını izledim. Sağ olsun Yusuf bize ya be dedik işte, isim vermesek de iyi de yapacağız, köylere kadar ulaşacağız. Ama benim merak ettiğim, belediye başkanlarımı ilçeye de ile de sesleniyorum burada. Daha köyümü tanımıyorlar. Defalarca dediğim gelsin buyursunlar. Biz artık onların bir sırtında bir kamburuz yani. Hizmet istiyoruz bunlardan. Evet. Sorunlar dediğimiz gibi bu tür programlar bizim tek muhtar arkadaşımıza yetmez yani. Çok böyle sık sık isterdik. Ama arkadaşların da bütün ortaklaşa dediği gibi fındık sorunumuz var. Fındık sorunu nasıl? Devlet desteğini çekti fındıktan. Desteklemeleri artırdı ama desteklemeler bir yerde yeterli değil. Neden yeterli değil? Destek hiç almayalım. Mesela ben köyümü örnek vereyim kısaca. Benim köyümün %50'si doğrudan gelir desteğine fındıktan alamıyor. Sebebi ne gelirse? Veraset intikalinden, kardeşi herhangi bir şey vermedi, babanın üzerine olduğundan dolayı. Biz istiyoruz ki vatandaş bahçesinden 500 kilo fındık üretiyorsa gerçek kilo fiyatını alsın. Ya desteklemeler çözüm değil buradan. Mesela örneğin geçen sene fındık 4 lira, yani 4 liraya 4-4,5 civarında satıldı. Vatandaş zor durumda, fındık devlet... Yani aşağı taban fiyatları aşağıda mı diyorsunuz, yeterli değil mi diyorsunuz?
Evet. Şimdi doğru, devlet şimdi alım yapmıyor. Tüccarın eline bıraktı geçen sene. Daha çeşitli örnekler. Ben kendi köyümden örnek vereyim. Herkes bunu kabul etsin veya etmesin. Evet. Benim köyümdeki fındıkçım bu sezon gübreyi alma imkanı yok. Gübre atma zamanında mevsiminden önce 28 lira olan gübrenin torbası vatandaş fındığa gübre atacağı zaman 45-50 lira. Fındık üreticisinin o zaman çok sorunu var. Çok sorunu var. Artı bir vatandaş benim köyümden örnek vereyim. Fındık tüccarından, çarşambadan gitti. Bu fındık veresiye gübre alıyor. Bu gübrenin torbası zannetmiyorum yani piyasada 45 liraya satılırken 50 lira. İkinci bir darbeyi nereden yiyecek bu fındıkçı? Fındığını kurutmadan daha bir yıl önce öldü. Fındığını kurutmadan, piyasa oturmadan bir komşusu 200 lira yükselene satarken adama borçlu. Getir fındığını alacağım borcunu ödemek için. Bir ikinci burada. Bir de gübre de mesela devletin bize gübre. Daha önce ziraat bankalarından gübre alırdık mesela. Evet. Bugün gübre fabrikalarını biz bu kadar aciz bir ülkeyimiz yani yeterince gübre üretip çiftçimize veremezsek kooperatiflerde bu sene ilkbaharda biz gübre bulamadık. Kooperatiflerde destek yok. Kooperatifler zor durumda. Vatandaş kooperatiften istediği gibi gübreyi alsa tüccara gidip şey yapmaz burada. Artık bir de gelişi güzel gübre vermemek lazım vatandaşa. Gübre ne kadar kullanacağı belli. Mesela Bilal Akkuş benim bir Çerkezli dosyam vardı. 50 dönüm mü kullanıyorum artı bana şart koşsun. Desin ki arkadaş toprak analizini yaptır. Sen hangi gübreyi senin toprağın istiyorsa o gübreden vereyim ben sana. Huzurlu anlamsız gübrenin vakti geçtikten sonra atmanın bir anlamı yok. Bir gübre evet. Fiyatından vatandaş pahalı alıyor, fındığını ucuza satıyor. Çok büyük bir sorun. Ha, doğrudan gelir desteklemesinin haricinde devlet koysun. Temo'nun zamanında mesela toprak mahsulleri fındık alırken vatandaş malına göre gidiyordu, günün alıyordu, satıyordu burada. Şimdi toprak mahsulleri alırken tüccar da bu sefer fiyatı yükseltmek zorundaydı. Şimdi geçen sene... Ama yani devlet alıcı statüsünden çıktığında tüccarla üretici baş başa kalıyor. Tüccar istediği gibi fiyatı belli ediyorsunuz. Öyle anlamam lazım bunu? Tabii ki kendi bölgemizde fındık fabrikası olduğu halde normal piyasada fındık toplayan tüccarlar dahi gitti ordu fabrikalarına sattı. Yani buna bir çözüm gelmesi lazım bu şekilde. Peki. Bir ikinci konu buyurun. Arkadaşların inisiyatifine sığınaraktan zamanlarını çalacağım. Tekkeköy ilçesindeki sorunumuzdan bahsetmek istiyorum. Biz köylerden geliyoruz. Mesela ben kendi köyüm örnek vereyim. Hı-hı. Sabahtan benim köyüm saat 6'da yolcu minibüsü çarşıya geliyor. Bunu defalarca siyasilere de kimse kızmasın, gücenmesin. Mülki amirlerle de siyasilerle bunu ben paylaştım. Tekkeköy ilçemizde köy minibüslerinin belirli bir durağı yok. Bir, benim köyümden minibüsü geliyor, bir bayan eşi gurbette. Getirdiği yolcuyu minibüsü köye akşamüstü götürmek zorunda. Başka araba yok çünkü. Hı-hı. Hastaneye geliyor burada. Hastanedeki beklemese o vatandaş 50 bin lirayı araba tutup çıkmak zorunda köye. Evet. Saatli değil mi? Saatli değil. Yani minibüs şoförü istediği zaman mı dönüyor? Hayır, iki tane minibüs geliyor atıyorum yani. Bu yolcusu boş gitme şansı yok zaten 25 kilometre. O yolcuyu beklemek zorunda. Hastaneye giden hastamızı beklerken... Bizim minibüsün içerisindeki oturan bir çocuklu bayanın çocuğu belki de hasta oluyor. Kahveden ben şunu şahit oldum ki çocuğunun biberonla sıcak süt al diye kahveden su al diye bunu şey yaptık. Ben defalarca siyasilere de bunu paylaştım. Dedim ki Tekkeköy'ün merkezinde bu köy minibüslerinin veyahut da köy yolcularının oturacağı bir çay bahçesi. Zarar yok hani belediyemiz yapsın bunu. Ücretli isim vatandaş oturacağı bir yer olsun bu da istirahat edeceği yazın. Evet. Bu yok yani. Akşama kadar vatandaş orada bekliyor. Burada belediye başkanımı da sesliyorum yani. Çok büyük yatırımlar yaptığını bahsediyor. Yapabilir. Ama vatandaşın biz günlük vatandaşın yaşam şartlarında göreceği bir şeyler bekliyoruz yani. Yatırımlarına bir şey demiyoruz. Yapmıştır. Ama pazartesi canım günü, yaptıysa da yaptı diyeceksiniz evet, yani. Evet yaptı mesela dinliyoruz. Ben bütün programlarını izliyorum. Spor şey yapıldı. Stadyumu şudur. Hepsi yapıldı. Tamam evet. Kabul ediyoruz. Ama günlük yaşantımızda biz değişiklik görmek istiyoruz. Anlaşıldı. Yani bu konuya çözüm istiyorsunuz. Evet. Daha peki. Önce buradan mesela daha önceki il genel meclisi üyelerimizde iktidardı, muhalefetti gibi de hiç böyle bir şey olmadı. Çok bağımlı, güzel çalıştılar. Onlarla da bunu paylaştım. Hepsi çok olumlu, çok doğru söyleniyordu ama maalesef bu çözüm gelmedi. Anlaşıldı. Yani çözüm, acil çözüm bekliyorsunuz. Evet.
Peki. Sonra Tekkeköy'e ayrı bir güzellik getirir. Bütün köy minibüslerinin duracağı bir yerde. Orada bir çay bahçesi. Herkes pazarına gelir. Efendim konu anlaşıldı. Yani konu anlaşıldı. Çok evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Konu anlaşıldı. Başkan buyurun. Ben Tekkeköy hakkında kısa bir öz. Tekkeköy 2011-2012 sezonunda hakikaten ben Kamil abilerine Tekkeköy'e gittim, paylaştım. Hı-hı. Almadığı 35 yıldır görmediği sıcak asfaltı gördü. Görmediği altyapıyı gördü. Evet. Saski çok büyük çalışma yaptı. Değerli muhtar arkadaşı su işinden sorunlarından bahsetti ama şu an Samsun'un Tekkeköy'deki baraj besliyor. Tüm bizim içme sularımız Tekkeköy'den geliyor. Ve Tekkeköy'ün aşağı yukarı merkezde ki en büyük mahallelerin muhtarı Kamil abi yanımızda. Altyapısını, kanalizasyonunu ve yapılmayacak o ara köylere, Candal'a doğru da başlayan tüm şeylerin ara yolları, büyük yollar hem de yapılmıştır. Tekkeköy'ün yıldızı gelişmiştir. Tekkeköy'de şu an yapılan spor tesislerinin, Sayın Spor Bakanımızla bu konuda teşekkür ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Şimdi Tekkeköy lojistik bölge ilan edildi. Tekkeköy'de iki şey var. Şimdi, ama Hayati Tekin'in yaptıklarını da söyle tabii, bari yani değil mi? Şimdi Hayati Tekin'e evet, demin Atatürk'ten bahsettik. Hakikaten kendisine teşekkür ederim. Çok güzel bir Atatürk evi yaptı orada. Evet. Yel değirmeni yaptı. Yukarıda Tekkeköy mağaralarının kültürel, Tekkeköy'ün kültürel yapısını tanıtacak. Hı. Bu konuda da çok büyük çalışma içerisinde. Evet. Zaman zaman da toplantılarla kendilerine karşılaşıyoruz. Ama biz hizmeti gelirken Tekkeköy'ün iki şansı var. Atakum mesela yerleşim merkezi belli ama Tekkeköy hem yerleşim merkezi hem sanayi bölgesi. Evet efendim. Yani bu iki aradaki birliği sağlarsa Tekkeköy'de eminim o yerleşimde gelirse, yatırımcılar gelirse, Kamil abiyle paylaşmıştım onu. Diyor ki Tekkeköy'de Borazan'la işçi ararlar diyor, bulamazlar. Ama şu anki yatırımlar biraz yalın ayak geldiği için bu sıkıntılar yaşıyoruz. Ben Tekkeköy'de tanıtımında bu kadar yaptıktan sonra yine değerli arkadaşlarımızdan Tekkeköy'ün sıkıntılarını çekerek 8. şenliğini yapan Tekkeköy'de bu sene de 9. yapacak galiba. Evet. Abdullah Lerim arkadaşım da bu konuda bir şeyler söylemek istiyor Şakir Bey. Onu da hem tanıtımını yapsın hem de kısa bir konuşma rica edeyim kendisine. Şimdi verelim mikrofonu. Evet, Abdullah Lerim'i. Evet. Abdullah? Lerim'i. Lerim'i. Evet. Evet, buyurunuz. Tekkeköy'de iş adamıyım. Yapsat sektöründeyim. Bazı sosyal etkinliklerde 10 senedir. Destekliyorsunuz. Evet, destekliyorum ve güzel. Kendim düzenliyorum. Yani iş adamları tabii evet, sosyal ve kültürel, sanatsal etkinlikleri desteklemeli. Evet. Buyurun. Evet, Şakir Bey, şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı insanlara hayırlı şeyler nasip olur. Hı hı. Yani şu anda şöyle gözlemliyorum. Sizin yaptığınız program ve Mustafa Öztürk başkanımızla beraber yaptığınız programı siz çok böyle hoş karşılıyoruz. Ve bundan çok mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Halkımızın huzurunda size teşekkür ediyoruz. Çünkü evet, buradan verilen mesajlar inşallah yerine oturur, neticesini alır. Efendim şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Tekkeköy'de iş adamıyım. Evet. Tekkeköy'e yatırım yapılmasını benden fazla isteyen olmaz. Çünkü gelişmesi, büyümesi bizim açımızdan da çok faydalıdır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim Tekkeköy'ün yapısında şu var abi. Mesela bir belediye başkanı geldi. Ben biraz gerçekçiyim de onun için böyle yaparım. Bir belediye başkanı geldi, bir şeyler yaptı. Eğer onun karşısındaki rakibi onun gözü görmez. Böyle bir, bizde bir böyle bir şey var. Yani yıkıcı bir eleştiri mi var, evet, diyorsunuz? Mesela örneğin... İsim vermeyelim yalnız. Yok, vermiyorum. Yani ben vermiyorum. Cevap hakkına dönük yani, iş... yapılan hizmetleri... isim vermeyelim. Rakipleri devamlı ne yaptı ya der. Ne yaptı ya, böyle yorumlarlar. Ve eskiden beri böyle gelir gider. Şimdi Tekkeköy'ümüze kimse inkar etmesin. Biz geçmişi de biliyoruz efendim. Tekkeköy'ümüze çok büyük yatırımlar oldu. Evet. Ne zaman oldu? Bu Türkiye'ye dağılan pastadan biz pay aldık. Ama ne zaman aldık? Son anda aldık. Hı hı. Yani bunu son anda aldık. Evet. Mesela saymaya gerek yok. Büyük yatırımlar var. Biz bunlardan çok memnunuz. Şimdi mobil santralden kurtuldunuz mu? Şimdi mobil santralden kurtuldum. Tamam, muhtarı açıklayacak herhalde. Evet. Şimdi Tekkeköy'ümüze gerçek anlamda çok büyük yatırımlar var. Evet. Geçmiş bundan önceki belediye başkanımız çok güzel yatırımlar yaptı. Şimdiki belediye başkanımız da yatırımlarını yapıyor ve eleştirilenler olabilir ama herkes görüyor. Gören göz kulağızı istemez derler. Evet. Onun için güzel yatırımlar oluyor. Daha inşallah daha iyileri olacak. Yani görmemezden gelmemek lazım. Ben şöyle diyeyim. Belki bir daha bana mikrofon gelmeyebilir. Buyurun. Ben
9-10 yıldır sosyal etkinliklerde bulunuyorum. Festivaller düzenliyorum. Şu anda da benim 6 Haziran'da Tekkeköy Meskenler mevkiinde pazar yerinde bir Tekkeköy Bahar Festivali'm var. Çok güzel. Yani buradan çok güzel. İzleyicilerimize, dinleyicilerimizi buraya davet ediyorum. Biz bu festivali canlı yayınlayabiliriz. Evet, canlı yayın. Aks TV'den inşallah onu da yapacağız. Evet. Buradan herkesi davet ediyorum. Size de saygılar sunuyorum. Estağfurullah. Evet, teşekkür ederim. Kamil abi sırada devam edin. Peki. Verelim Kamil Bey'e mikrofonu. Kamil Bey dosyayla gelmiş. Az önce belirttiğiniz gibi santralden... Mikrofonu az daha yukarıdan tutabilir misiniz? Evet. Santralden bahsettiniz de biz onun acısını çok çektik. Onu iyi biliriz. Tekkeköy'ün nasıl göç verdiğini, nelerin kaçtığını, emlak değerinin yarı yarıya düştüğünü, insanlar kaçma kaçtı, evlerini yok pahasına sattı. Ama şimdi Allah'a çok şükür o zaman sesimizi devlet büyüklerimiz duydular. O santrali kapattılar ki ta ki doğal gaz çevrimi yalnız olana o kadar. O santral Samsun'da bir hukuk mücadelesi sonucu kapatıldı. Bakın. Bak şimdi bakın, yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şunu. Samsun'da bir teki köylerde bir hukuk mücadelesi yaşandı orada. Şunu şöyle izah edeyim. Evet. O santrali ben bir başka televizyon programında katıldım da söyledim ki. Değerli Samsun halkı, biz hem soluyarak ölüyoruz. Siz de ne olduğunu bilmiyorsunuz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin su şebekesinin havzaları Tekkeköy ilçesindedir. Evet. Buradan çıkan kükürt dioksitler, atıklar, küller, o su havzaları, dinlenmekte olan su havzalarının üzerine yağıyor. Neyse artık geride kaldı mı bu? Geride kaldı mı? Ama bunun izleri çiftçilerimizin üzerinde var. Şimdi buradaki Samsun'daki pazardaki vatandaş alışveriş yaparken soruyor, kardeşim bu Tekkeköy'ün malı mı? Ben bunu almam. Kardeşim yani Allah. Yani hala o etki var mı? Ya bir kere cüceyken korkmuş ya vatandaş. Horoz olmuş ama o tiskinti gene onda. Hani şunu şöyle söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla beraber tükertebilirler. Tekkeköy'de şu anda hava kirliliği sorunu yok denecek kadar az. Evet. Sadece bizim 19 Mayıs Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi. Kömür ocaklarından son derece şikayetçiyiz. Yani harcadığımız içme suyunun yarısını balkon yıkayarak, yatak odaları olsun, mutfaklarımız olsun. Öneriniz ne? Şehir dışına mı çıkartılmalı? Allah devletten razı olsun ki Tekkeköy halkının onları kovmaya gücü yetmezdi. Yetmedi. Çok uğraştık. Hiçbir türlü başaramadık. Şimdi bakın oraya kapalı spor salonu geldi. Evet. Fuar alanı geldi. Stat geliyor. Yani o zaman onların yüzü, çekim alanı oluyor öyle mi? Onların yüzü suyu hürmedine biz bunlardan da kurtulacağımıza inanıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah o pislikten de bizi kurtarır. Sanayicinin, yatırımcının temiz insan sağlığına zarar verenin hepsini açığız. Çünkü soframızda çocuk çoluğumuz yediği peynirinden, zeytininden yemeğine kadar onların hakkı var, emeği var. Biz emek veriyoruz, karşılığını alıyoruz. Mesela örnek verecek olursam bugün Tekkeköy ilçesinde çoğu bilir veya bilmez yüksek okul var. 19 Mayıs Üniversitesi'nin. Allah ona yardım eden kişilerden razı olsun. Yeşilyurt ailesi. Cemal ve Mustafa Yeşilyurt. Evet. Kim kapısına gittiyse, hangi cami gittiyse, hangi okul gittiyse demirinin en az yarısını almıştır. Bizim evet, böyle ilçemize yararlı olan iş adamlarına da ihtiyacımız var. Bir diğer konuya geçeceğim. Belediyelerle ilgili müsaade ederseniz. Şimdi değerli kardeşim, bizim burada şunu kesinlikle bilmesini herkesin isterim. Siyasi olarak seçilmiş belediye başkanı olarak herkes bizim başımızın tacıdır. Evet. Bunu vatandaş seçmiş. Ama kabul edersin ama kabul etmesin. Senin siyasi görüşün ayrıdır, şöyledir, böyledir. Canım ama oyla gelmiş bizim, adam seçilmiş. Hiç kimseye lencide etme gibi böyle bir tasarrufumuz yok. Haddimize de düşmez. Şimdi Tekkeköy'ün bir diğer önceki belediye başkanı Sayın Mustafa Yücel. İmar, şimdi, abi bak isim ya, verdim yalnız ama. Yalnız bir dakika efendim, şimdi isim verdiğimiz zaman karşılıklı cevap hakları doğuyor. Yok cevap yani, hakları doğuyor. Ben onun için şöyle imar. Yani ben lehte de aleyhte de isim vererek konuşursanız bu sefer biz televizyon Tekkeköy'ün olarak 11... karşılıklı cevap haklarına yönelmemiz gerekiyor. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi
11 mahallenin imarı yapılmıştır. Ben şahsen belediye başkanı olsam, yapılmış imarı yapmak tamamen kendi başına bir risktir. Çünkü kaybetme riskin çok. İmar yaparken vatandaşın %70'ini razı edemezsin. Şimdi ise bu şehir merkezinin imarı yapılmış. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz Cumhuriyet tarihinde ilk sefer sıcak asfalt gördük. Evet. Asfaltta yürüyoruz. 19 Mayıs Mahallesi, mahallemizin 25 senedir sular içindeydik. Altyapısı yoktu, üst yapısı yoktu. Hele Tekiköy Sapağı'ndan Büyüklüğe kadar olan yol. İşte bak, Samsun'a yakın olmanın avantajını da kullanmışsınız. Oldu. Şimdi abi, biraz dertleniyordunuz biraz ben önce. Ben şunu da söyleyeyim. Evet. Samsun'un bir Atakum, bir ilk adım, Çanik o kadar da değilse de %70, %80 olarak yapılaşmış, imara açılmış, çevre düzeni yapılmış. Ama biz bu Tekiköy olarak bu hizmetlere aciz. Evet. Öncelikle imarımızın uygulanması lazım ki burada bu uygulandığı zaman emlak değerlerimiz de haliyle artıyor. Bugün Atakum'da bir daireye 150 lira istiyor, 80 liraya daire satıyorlar. Bugün Tekiköy gerçekten havası temiz, yaşanılabilir. Burada Sayın Kaymakamımıza da çok teşekkür ediyorum. Samsun'dan baktıkları zaman Tekiköy bir Teksas diyordular bize. Gelsin görsünler. Düğünlerimizde, asker yolcu etmemizde aşağı yukarı bu sorunu %95'in üzerinde açtık. Silahları susturduk. Muhtar arkadaşlarımızla ilgili dille diyalog içerisindeyiz. Düğünlerde silaha son kampanyası tuttu mu? Tuttu abi. Çok güzel. Her düğün sahibiyle arkadaş, beni silahla onura etme. Bunu herkes karşı. Ya buradan bu mesajı verin işte. Ya. Bunu bu Allah razı olsun. Ya çok güzel bir şey bu. İlçe Emniyet Müdürümüzden, diğer bizi izleyen halkımızdan, vatandaşımızdan, ilçelere de örnek olsun bu. Sadece Samsun'da değil, bu bir örnek olsun. Gelsin görsünler. Bugün 19 Mayıs Mahallesi içerisindeki çay bahçeleri, oturma alanları 24 saat açık, gecenin ikisine üçüne kadar. Şimdi Hacı Ali Kemci Bulvarımızın, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın görev alanına düşüyor. Orta şerit, bugün Samsun'un Çiftlik Caddesi neyse bizim de Hacı Ali II. Bulvarımız odur. Hacı? Ali II. Bulvarı. Ali Lojmanların Bulvarı. Ortasındaki yol. Eski ismiyle Atatürk Bulvarı. Evet. Oranın Tekiköy girişi. Şimdi yalnız bakın, ben burada lambalarının sormak durumundayım şimdi, bir dakika. Efendim. Yani eski ismiyle Atatürk Bulvarı deyince benim kafam abi, karıştı şimdi. Şimdi bak, esas Atatürk'ün isminin layık olduğu yere verildi. Ta Samsun'dan tut ana yol. En büyüğüne verildi. Ha, peki. Allah razı olsun. Peki. Burada sorun yok. Tamam. Ondan hep memnunuz. Evet. Orası ufak bir şey. Ona az geldi. Ulu Önder Atatürk'ümüze az geldi. Daha büyük bir bulvara verdi. Daha büyük bir bulvara da verende neden Allah. Onu anlaşılmıştır. Allah razı olsun. O bulvarın aydınlatılmasını istiyoruz. Rıza Işıtan Caddesi'nin bir an önce şehrin içine doğru açılmasını istiyoruz. Garajların arkası, hala iş makineleri büyük şehrin oradadır. Harıl harıl çalışıyor. Çalışıyor. Onların da bir an önce bitmesini istiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah bizi unutmaz. Raylı sistemden de yararlanmak istiyorum. Evet. Projelerinde var. İnşallah bir an önce Tekiköy'ümüzde bu hizmete kavuşur. Hayata Başkanımıza da yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine vallahi çok... Vallahi ben şimdi bekliyordum yani. Teşekkür ediyorum. Yok abi, bende öyle şey olmaz. Tamam. Yiğidin hakkını yiğide veririm. Ya işte mesele yok. Beni ya. Diğer konular ilgilendirmez. Şimdi Hayati Başkanım bir televizyon programında şunu söyledi. 35 kilometre bu yazın Allah izlerden ederse malzemem, her şeyim hazır. Yol yapacağım. İnşallah bu yolun en azından yarısını Sayın Başkanımdan yeni açılan bulvarlar, imarlar bizim mahalle arasında hala aşağı yukarı şehrin göbeği olmamıza rağmen %35-40'a yakın açılmayan yerimiz var ya. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Valilik binasıyla Çiftlik Caddesi'nin arası. Burası açılmamış. Hala imara açılmayan yerleri var. İmara yapılmış da buraları el atarlarsa, şehri, önemli olan şehri güzelleştirmek. Bina yaptı, Allah razı olsun, çok şeyler yaptı ama önemli olan imara açtın, şehir göründüğü zaman. Bir arkadaşımın ilginç bir anısını anlatayım. Arkadaşıma devrediyorum. Daha sıkıntılarımız var. Tekiköy Sapağı'nda çok zamandır gelmemiş, 3-4 senedir daha önceden bana anlattı. Ya benim dedi Tekiköy Sapağı'nda şoföre dedim indir. Sabah saat 4 civarlarında indim. Bir baktım her taraf lamba, çift şerit yol. Ya otobüsün peşine ıslığı koyverdim.
Ya arkadaş dur, beni yanlış yerde indirdin. O otobüs beni duymadı gitti. Geri döndüm bir baktım. Tekiköy. Tekiköy levhalarını gördüm. O yolu o şekil gördüm. Abi biz çok ufak şeylerden mutlu olan insanlarız ya. Biz hizmete aciz ya. Evet. Ama çok güzel bir ilçemiz var. Turizm açısından, gezip görülebilecek yer açısından, yaşanır açısından. Tekiköy mübadelede, Samsun'da mübadelede insanların en yoğun konumlandığı abi, yerlerden en birisi. En eski tarihe sahibiz. 1200 küsür yılından beri Tekiköy mezarlığı, gerçi hala dolmadı, yeni bir mezarlık yapıldı. Evet. İnşallah oraya doğru da Allah kezinden versin, insanlar da devredilmeye başlayacak. Yapan da nedenden hepsinden Allah razı olsun. Şimdilik arkadaşıma veriyorum. Şimdi biz bu programı Samsun Muhtarlar Derneği Başkanlığı ile birlikte yapıyoruz. Evet. Ben başkana teşekkür etmek isterim şu açıdan. Biz buraya gelen konuklarımızın ön yargısız olmasını isteriz. Objektif olmasını isteriz. Ben kişilerin kişilik haklarına saygısızlık yapmamak kaydıyla hiç müdahale etmiyorum. Yani bizim programımızda her şey konuşulur. Kişilik haklarınız saygısızlık yapma, hakaret edilmemek kaydıyla. Bir de istediğimiz gelen konunun objektif olması, ön yargılı olmaması. O açıdan şimdi dinliyorum ben. Gerçekten konuklarımız da seçilirken bu konuya hassasiyet gösteriliyor demek ki. Ben muhtar, Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Efendim buyurun. Evet, ben Tekiköy'ü çok güzel bir ilçemiz, şirin bir ilçemiz. Görsel görünüm olarak bir şey söyleyeceğim. Belki buradan belediye başkanlarımız falan daha şeyi görürler. Tekiköy'üne girdiğimiz zaman görsel görünüm. Vallahi belediye başkanlığı eleştirecekseniz eleştirin yani. Doğru olmak, objektif olarak olmak kaydıyla, ön yargı içermemesi kaydıyla. Tabii hizmet istemek için mikrofonu size uzattık biz. Tekiköy'üne girdiğimiz zaman bir bakıyoruz. O ya bu ayrı, o ya bu ayrı. Kimisinin su basıyor, kimisi dökülmüş. Ya her yerde bir var ama bu ya. Ama Tekiköy'ümüz ona layık değil. Tekiköy'ümüz ona gerçekten layık değil. Hı hı. Bir de halk pazarından bilgi şey yapacağım. Evet. O çok önemli. Halk pazarı bugün hayvan pazarıyla beraber. Evet. Ayrılmalı mı? Efendim? Ayrılmalı mı? Ayrılmalı efendim. Evet. Halk pazarı, hı hı, halkın pazarı ayrı olması lazım. Hayvan pazarı devam edersiniz, ayrı olması lazım. Şimdi ben siz konuşurken yapacak mı? Artık inşallah yapar, bekliyoruz. Peki. Bir de mülki amirimiz, Sayın Kaymakamımıza buradan teşekkür ediyorum. Daha önce sokaklardan, kaldırımlardan yürüyemiyorduk. Hı-hı. Köyden geldiğimiz zaman, köyden gelen vatandaşlar veyahut da tek köyün içinde oturanlar. Sağ olsun onu bir dile getirdi. Herkes dükkanının ne varsa kaldırıma çıkıyordu. Onu düzeltti, güzel oldu. Ama şimdi evet, sigara yasağından dolayı bakıyorum kahvelerde dışarılara sandalye atılmış. Adam oraya bir şey kurmuş. Şimdi oradan rahatsız olan bayanlar var, kişiler var. Nerede? Ama, kahvenin dışında evet, oturduğu kahvenin için dışına adam, ama niye rahatsız oluyor? 3-4 tane sandalye atmış. Ha, kaldırıma evet, oturuyor kaldırımı ve insanlar kesiyorlar, geçişte böyle zorluk çekiyorlar. Böyle kahve evet, önleri var. Hı-hı. Bunların da bir an önce kalkmasını istiyorum. Evet. Ve köylere, köyümüze yapılan hizmetlerden dolayı hizmet yapanlara hepsine teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımızın şu anda gelip vatandaşı kessin, görsün, tanıyalım, tanısınlar. Büyükşehir şeyine geçtik, vatandaşımız tedirgin. İşte ne olur, nasıl gider, hizmet alabilir miyiz, alamaz mıyız? Bu da bir vatandaşta bir tedirginlik. Evet. O da devam ediyor. Şimdi onu da bir an önce gelsinler. Başkanlarımız gelsin, belediye başkanlarımız gelsin. Mülki amirlerimiz Allah razı olsun bize. Vallahi şimdi ben size bir şey, bu gezme işi gelin, az daha beklerseniz adaylar pırıl pırıl çıkacak ortaya. Yani köy, mahalle, ev evet, o geziler Büyükşehir başlar. Büyükşehir başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Ona da çok teşekkür ediyorum. Tekiköy Belediye Başkanımıza ona teşekkür ediyorum. Ve ayrıca bir hasta duyup bir vatandaşın taveti, cenazesi olup gelen kişilere buradan hepsi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Bütün köylerimizi bu şekilde siyasilerimiz, isim ayırmam ben, gelerek yazıyorlar. Belediye başkanlarımız. Hepsine buradan saygı ve selamlarımı. Evet. Evet. Bankacıyı da dinleyelim.
Emekli bankacı değil mi? Evet efendim. Ben bankanın ismini vermeyelim de devam edelim. Evet. Ben Ahmet Şimşek, emekli bir bankacıyım. Yeni oldum. 19 Tekkeköy 19 Mayıs mahallesinde oturuyorum. Evet. Sizlerin bu muhtarlarımıza bu imkanı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle sorunları dile getirmek herhalde bank şey olarak, işlem olarak daha iyi. Sizin yöneticilerle iletişiminizi kolaylaştırıyoruz biz. Evet. Yani sizi, siz anlatıyorsunuz, onlar dinliyor, sizin arasında aranızdaki diyalogların yollarını açıyoruz. Evet. Şimdi ben muhtarımla bu gibi konuları sık sık karşı şey diyorum, böyle bir sorunları anlatıyorum. Evet. Sağ olsun muhtarım da bu şekilde bizi de o davet etti bu şeye. Dedi ben böyle bir toplantımız var. Bu toplantıda bulunur musun dedi. Ben de seve seve. Tabii ki bulunurum dedim. Şimdi o sorunlarını anlatsın. Ben şimdi muhtarların sorunlarına fazla girmek istemiyorum. Yardımcı Peki. olacağımız yerde yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi bizim 10 dakikalık bir süremiz kaldı. Kısa bir tur yapalım muhtar. Evet. Bir şey mi söyleyeceksiniz efendim? Tabii buyurun. Fındıktan bahsetmiştiniz. İşte başka... Sağlıktan konuşabilirsiniz, eğitimden konuşabilirsiniz, ne bileyim yani hayvancılıktan konuşabilirsiniz. Çünkü bir tarafınız sizin şeye dayanıyor değil mi? Köylere, köy muhtarları buradan. Şimdi buradaki zaten ki program bizim sorunlarımızı anlatmaya yetmez. Öyle ama diyorsunuz. Genel kapsam olarak herkes, genel. Herkes bir sorundan bahsetti, biz de bahsettik. Evet. Çözümünü istiyoruz. Genel başlıklarla konuları aktardık. Artık izleyen arkadaşlar, biz zaten bunları defalarca herkese... Peki o zaman şöyle yapalım. Ya ben size o zaman bizi izleyenler de Tekkeköy'ü tanısınlar. Tekkeköy'de kız isteme, evlendirme, o kapalı zarf usulü işte ne bileyim iki asker arkadaş kahveye gelip de senin kızla benim oğlanı evlendirelim diye kapalı zarf usulü var mı şeyler? Kız satma eski Anadolu tabiriyle tırnak içinde. Kaldı mı bunlar? Nasıl olur? Artık bizim Tekkeköy'de de bunlar aşıldı. Aşıldı mı? Tabii. Artık kızla erkek birbirlerini... Kuma seni... var mı kuma? Kuma var yani. Yok diyemeyiz yani var. Öyle mi? Var evet. Ama yani öyle aşırı derece yok da vardır yani. Ona yok diyemeyiz. İsteme konusunda, kız isteme konusunda bizim de geleneklerimiz... Ya işte eskiden, nedir ki? Nasıl? Eskiden babalar bir araya gelirdi, çocuklar birbirini tanımazdı. Haberleri bile yok değil mi? Yani kapalı zarf onun için diyorum. Kendimden bahsedebilirim yani. O şekilde evlenmişimdir. Öyle mi peki? Lise 2'ye gidiyordum ben. Babam dedi seni evlendireceğim. 15 tatilde evlendirdi beni. Ama siz de çok acele etmişsiniz beyefendi. Benim isteğim yok ki. Benim bana yani sizin o iradenize göre değil mi bu? Yok. Babanız öyle karar verdi. Kayınpederimle babam bir araya gelmiş, tamam. Böyle olacak demiş olmuş ama şimdi öyle değil. Evet. Şimdi çok mesafe kat ettik. Peki sizinki mi daha sağlıklı, bu yeni şey mi daha sağlıklı? Yeni daha sağlıklı. Niye evet. sağlıklı? Birbirlerini görecekler, tanıyacaklar. En azından biz eskiyiz yani 45 yaşındayım. Evlilik kurumuna saygı, sevgi çok önemlidir. Yani bir işi zorlan yapılırsa da evlilik kurumuna saygıdan götüreceksin. Ama sevgi olsa çok daha iyi olur. Evet. Ben arkadaşlara sevgi bütün tabii için temeli. Bu programı bizi davet ettiğiniz için Aks TV'ye teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Peki. Sorunlarımızdan bahsettik. Hizmet aldık. Ben yerli giriş köyü olarak diğer köylerde kadar da hizmet almışımdır. Yani buradaki insanlar beni illa da hizmet vermedi diye beni eleştirmesinler. Eksiklerimizi söyledik. Herkese teşekkür ediyorum. O eski Rumlardan kalma yerler, isimler değiştirildi mi? Değiştirildi mi? Öyle mi? Buyurunuz. Gerçi bunlar kritik konular, isterseniz hiç girmeyelim bunlara. Ben Çimenli Köyü Muhtarı Selahattin Koçak. Ben biraz evvel hayvancılıktan bahsetmek istiyordum. Efendim? Biraz evvel hayvancılıktan bahsetmek kısaca, istiyordum. Lütfen. Şimdi kısaca bir şeyler anlatmaya çalışayım. Buyurun. Ben kendim hayvancılık yapıyorum. Devlet büyüklerinden şöyle bir talebim var. İthal getiriyorlar, ithal yem de getirsinler. Samsun'da hayvancılığı
4-5 tane firma eline bırakmışlar. Et balık kurumlarını göreve çağırsınlar. Vatandaş beslediği hayvanı et balık kurumuna versin. Parasını oradan alsın. Kırsalda yaşayacak. Eğer kırsaldan göçü önlemek istiyorsalar, yani benim dediğimi gündeme almaları gerekir diye düşünüyorum. Arkadaşlarımın fazla zamanını almayayım. Bizi evet. buraya çağırdığınız için, böyle bir kanalımız olduğu için, bunların arkasında duran insanların hepsine ayrıca ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Vallahi şimdi siz bunu söyleyince ne güzel. Böyle bir kanalımız diyorsunuz. Gerçekten bu televizyon Samsun'un dünyaya açılan penceresi. Şimdi Samsun'da başkan, size ben söz vereceğim de. Kısa bir kamil abi. Tabii. Samsun'da cenaze oluyor, bir hüzün oluyor, bir üzüntü oluyor, biz yayınlıyoruz. Şenlik oluyor, yayınlıyoruz. Bayramlar yayınlanıyor. Yani şehirde ne varsa kültürel faaliyetler yayınlanıyor. Spor karşılaşmaları yayınlanıyor. Samsun'un bu televizyon dünyaya açılan tek penceresi. Ha, Samsunlar bunun değerini biliyor mu? Ben onu kamuoyuna bırakıyorum. Evet, peki. Efendim buyurun. Şimdi ben burada iki konum daha var. Müsaade ederseniz kısa şekilde bir geçmek istiyorum. Şimdi değerli hayvansever arkadaşlarım, beni yanlış anlamasınlar. Ben de bir hayvansever insanım. Hepinizden evet. özür diliyorum. Yani şu tabirimde de yine özür diliyorum. Sokak köpeklerine ilgili çok önemli bir şeye değineceğim. Benim mahallemde 5 yıl içerisinde 4 tane hayvan ısırması neticesinde iğne vurulan vatandaşlarımız var. Allah'a çok şükür ki kuduz olayına rastlanmadı. Evet. Şimdi geçen de Tekiköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürümüzün yanına gittiğimde, müdürüm dedim, halktan şikayetler, bunu ne yapacağız? Dedi ki muhtarım dedi, bunları biz topluyoruz. Affedersin, ineniyor, kulak küpesi takılıyor, salıyoruz. O zaman dedim, bu köpekler serbest dolaşım alıyorlar mahallede. Yani daha dokunulmazlıkları yok. Ha, biz hayvanları öldürürsün demiyoruz. Evet. Şimdi ilk adım Canik, Atakum, Tekiköy ve Büyükşehir Belediyesi. Buna bir çözüm yolu bulmamız lazım. Hı-hı. Çocuklar okula gidenler perişan tehlikeli durumda. Annesiz gidemiyorlar. Evet. Babasız gidemiyorlar. Sabah cami cemaatleri, kadın cemaatlerimiz var. Bunlar gidemiyorlar. Yani çok perişan. Bunun çözüm yolu, yani şöyle söyleyeyim. Hayvan istilabı barınakları olup, en azından şu yemek fabrikalarının atıklarından bile olsa bunlar beslenirler. Bunların öldürülmesine kesinlikle taraftar değiliz. Evet. Bu sorun sadece bizim değil. Bakıyorum geçen gün Canik ilçesindeki onların kulaklarındaki şeyler renklidir. Tekiköy'de dolaşıyor. Kendi kendime gördüm, güldüm. Biz onlarınkine atıyoruz. Öteki ötekininkine götürüp bırakıyor. Arabaya koyan bir zulayı yaradıyor. Yani o gerçekten bütün ilçelerde var. Böyle karşılıklı transfer ediyorlar. Kimse kimseninkini görmeyecek, bir kenara sinip bırakıp atıyorlar. Dedim ki Atakumlu gelmiş buraya dedim. Bizimki de girmişler. Abi bir de şu sorunumuz var. Efendim bitiriyoruz. Buyurun. Hemen bitiriyoruz. Bizim şu anda gaz dağıtım şirketiyle beraber bizim Tekiköy'ün 37 bin merkez, 31 mahalle nüfusu var. Bunun 10 bini benim mahallemdedir. Aşağı yukarı %80 olarak gaz tüketimini bizim mahallemiz yapmaktadır Tekiköy evet. ilçesinde. Bununla ilgili gaz şirketinin yeni bir düzenlemesi var. Burada insanlar panik atak oldu, panik içerisindeler. Şimdi şurada arkadaşlara ihbarname geliyor, bize ihbarname geliyor. Şunu söylüyorlar, bizden siz gazımızı verdiniz, tesisatımızı kontrol ettiniz, mühendisini gönderdiniz. Vay efendim, o olmadı. Ya olmadı kardeşim, sözleşmemizde vardı, aldın. Şimdiki evet. konuşu Ahmet abi, şunları verir misin bize Ahmet? Şimdi yalnız bitiriyoruz. Hemen bitiriyoruz abi. Şimdi şöyle firma söyleyeyim. Firma ismi vermiyorsunuz değil mi, firma ismi? Yok abi, firma ismi kesinlikle yok. Firmalarla işimiz olmaz. Evet. Şunların 3 tane, bir saatin altında, bir kombinin altında, bir de ocağın yanında. 3 tanesinin değeri 80 liradır. Şimdi arkadaşlarımıza gün vermişler burada. 5. ayın 9'unda tebligatı vermişler. 5. ayın 24'ünde, 15 günde bitireceksin. Maliyeti çeşitli çeşitli istiyorlar. Biri 720 lira istiyor. Biri 400 lira istiyor. Biri 350 lira istiyor. Evet. 64 tane firmadan 21 firmaya yapma yetkisi vermişsin kardeşim. Siz satıcıysanız biz de tüketiciyiz.
bizim sivil toplum örgütlerinden en azından bir fikir al. Evet, bitiriyoruz. Bunu biz nasıl yaparız? Ben yaptım oldu değil. Bunu Samgaz ihale usulü verse, şunları değiştirse, bizim faturamızda yansıtmış olsaydı, bu fiyatı, o fiyatları bulmazdı. 100, 150, 200 liraya bu işin altından çıkmazdı. Evet. Bir de artı gaz kesim, gaz içim, gaz açım parası, yani bu kısa olduğu için bunu çok anlatamadım. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Muhtar, size son başkan söz vereyim, ben kapatalım. Ben hem de bu pazar günkü şeyini tekrarlayayım Şakir Bey. Ben sadece buradan şeyini özledim. Bizim bütün ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanlarımız var. Fakat Şahin Hayattekin'in çok güzel bir özelliği var. Mükemmel şiveyle konuşur. Yani kendisi o mübadele şivesi. Ben birkaç defa yanına gittiğimde de yani evet, köylüm mükemmel bir konuşma şivesi, onda hayranım. Ben pazar günü, 26 Mayıs pazar günü Kavak Dernekleri Federasyonu tarafından Samsun'dan Kavak'a tarihi ata yolundan tarihe yolculuk konvoyu yapılacaktır. Toplanma yeri pazar günü saat 10.30. Burada sabah erken kahvaltısı kalkıp yapamayanlara Sayın Belediye Başkanımız orada kahvaltı servisi ve çorba tamam, servisi yapacaktır. Evet. Pazar günü saat toplanma 10.30'da. Toplanma yeri neresi? Araştırma Hastanesi önü. Önü. Güzergah. Bu pazar mı yani, önümüzdeki pazar? Önümüzdeki pazar. Tamam. Güzergahımız Kuşçulu, Mamur'da, Gülgen'da ve Çakallı'ya inilecek. Ona ayrıca yani Atatürk ve arkadaşlarının gittiği tarihi yoldan gidecek. Evet, doğrudur. Kava. Bu tarihi yolculuk konvoyu. Evet. Canlı yaşamak lazım orada. Biz tabii son derece lüks arabalarla oradan geçeceğiz ama. Bakın, gidiş de olsa evet, bence daha şehir orada. Bir pazar için herkesin arabası var. Tabii, var. Çoluğunu çocuğunu alsın insanlar. Çok pazar için gerçekten mükemmel bir alternatif. Gelsin, hem o kartpostallık o yollardan geçsin. Fotoğraf makinesi varsa Kavak'ta da belediye muhteşem bir keşkek partisi evet, ile karşılayacak konukları. Şerif Başkanım bunu becerir. Evet, biz buradan tüm Samsunluları bu Kavakların tarihe yolculuk konvoyuna bekliyoruz. Pazar günü saat 10.30'da Araştırma Hastanesi'nin önünde bekleniyor herkes. Teşekkür ediyoruz şimdiden katılanlara, katılamayanlara. Evet, siz bir şey mi söylüyorsunuz? Bir dakika. Bir kapatıyoruz. Arkadaşlar uyarıyorum. Teşekkür ederim. Ben 9 Haziran'da Tekkeköy Bahar Festivali'ne sizi daha Samsun sonra ayrıca canlı yayın yapalım, görüşelim evet, onu. Evet, canlı. Oldu mu? Canlı yayın yapacağız. Tüm Samsun tamam, halkını, Karadeniz halkını davet ediyorum. 9 Haziran peki, pazar günü. Çok sabahtan akşama çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili saygılar, izleyiciler, biz bu akşam Tekkeköylü muhtarları ve diğer konukları burada ağırladık. Bu yaptığımız program Mahallenin Sesi programı. Samsun Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu ile Sayın Başkan'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Bir şey söylemiyorsunuz herhalde. Ben sadece söyleyeceğim. İnşallah önümüzdeki yayın döneminde Atakum'dan Çakırlar, Taflan tarafındaki muhtar arkadaşlarımız, siz Şakir Bey hatırlatmışsınız. O taraftan yani Ballıca'ya kadar. Tabii şey geliyor. Yaz sezonuna giriyoruz. Yaz onu konuşuruz sizinle. Tamam, tamam. Onu sizinle konuşuruz. Teşekkür ben, Aks Televizyonu yayın ekibi adına bizi izleyen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Güzel Samsun'dan iyi akşamlar. Thank you.